Oyun kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tamer Yeşil'de. Bugün teyyarimize atlayacağız. Uçuş kumandalarımızla birlikte. Bakın şurada kameram var. Oradan da şunları çekeceğim arkadaşlar. Bu şekilde göreceksiniz. Uçuş yapacağız. Dünya kazan biskepçe. Gideceğiz. Vecihi hür kuş gibi her yeri göreceğiz. Dünya bizim evimiz. Keşfedecek çok fazla yerimiz var. Alice, el salla kızım. Görüyor musunuz bilmiyorum. Muhtemelen görüyorsunuz. Hadi isterseniz oynamaya başlayalım. Ona yakın yere gideceğiz. İşte piramitler, Antarktika, Sahra Çölü'ne gideceğiz. Paris'e, Dubai'ye daha gideceğiz de gideceğiz. Göreceksiniz arkadaşlar. Hadi uçmaya başlayalım. Boşuna teyyare demedim arkadaşlar. Oyunun en külüstür uçaklarından biriyle uçacağım. Şöyle biraz yavaşlayalım. Yakından geçelim. Piramitlerin oradayız arkadaşlar. Giza piramidi. Şöyle bakalım mı yakından? Dur bakın şöyle tepkilerini size göstereyim. Piramide bak be. Devasa devasa. Gerçekte de buralara gitmek istiyorum arkadaşlar. Tabii Kahire'ye. Korona bir geçsin. Şuraya bak. Çok güzel değil mi ya? Herkesin hayalindedir mutlaka. Aa, Sphinx de varmış orada. Oraya da şöyle şunun etrafından geçelim. Arkadaş otobüsleri kim koydu buraya? Tur olarak insanlar geliyor herhalde. Üzerine çıkılmıyor galiba da ben gidince meraktan şuraya tırmanmaya çalışırım. Şu tarihe bakar mısınız ya? Binlerce yıl öncesi havada duran taşları bile icat etmişler. Onlar ne öyle ya? Teyyaremiz zor uçuyor. Allah! Şöyle bir uçağım olsun çok isterdim ya. Her yer otobüs. Sphinx'in burnunu kıralım mı? Ah kırdım! Sphinx'in burnunu kırdım. Gördünüz mü? Burnu vardı, yok ettik. Dünya çok güzel bir yer ya. Keşke hep gezebilsek. Sphinx'in yakınından geçeceğim dedim. Şöyle biraz daha dışarıdan görelim. Artık kedi mi, kaplan mı, ne o? Ne o? Üniversite varmış. Şöyle gördüysek piramitleri arkadaşlar, yeni bir yere gidelim istiyorsanız. Çok devasa ve muazzam duruyorlar ya. Haksız mıyım? Piramidin üstüne inebilir miyim? Son şu hareketi yapmadan. Arkadaşlar dünyada bir ilk. Piramidin üstüne uçak indirdim. Mumya filmin çekiyoruz sanki. Şu anda dünyanın en yüksek noktasındayız arkadaşlar. Tibet'teyiz. Çin-Nepal sınırındayız arkadaşlar. Dünyanın en yüksek noktası neresi? Everest tepesinin oradayız, üstündeyiz arkadaşlar. Şurası oluyor anladığım kadarıyla. Buralara kadar geldim. Bu uçak zaten buraya kadar çıkamaz. İmkansız ama biz çıkardık. Şöyle bir bakalım aşağıya. Rakım kaç? 29 bin neredeyse. Yükseklikteyiz. Hiç bayrak falan yok. Buraya Türk dağcılar da çıkmıştı galiba. Nasıl Mahruki'ydi zannediyorum. Yanlış telaffuz ediyorsam kusura bakmayın. Bilenler yorum olarak yazsınlar. Çok güzel ya. Şu manzaraya bir bakar mısınız arkadaşlar? Şu tepe olması lazım. Buna göre daha yüksek. Everest aynen öyle. Everest az öncekiydi. Şuraya bakın. Mükemmel değil mi ya? Uçağın içinden bir bakalım. İşte. Uçuyoruz. Uçuyoruz. Everest'te uçak indireyim mi? Hiç inmiş midir acaba? Deneyelim mi? Deneyelim. Neden olmasın? Şimdi sen... Keşke kesmeseydim. İnmedi. Avrupa'nın romantik şehri Paris'teyiz arkadaşlar. Eiffel Kulesi'nin oradayız işte. Arka taraftaki neydi? Toledo mu? Aa, köprüyü yapamamışlar. Hurdalık ya bu, hurdalık. Eiffel Kulesi'nin yanından geçiyoruz. Hiç bu kadar yakınından geçen bir uçak oldu mu çok merak ediyorum. Önü bomboş zaten. 3 veya 4 kere gittim Paris'e. Gayet güzel, düzenli bir şehir arkadaşlar. Avrupa'nın gülü gülü.
Les Invalides. Şöyle geçelim. İleride falan Lur olması lazım. Oralara gidelim bakın. Şöyle. Grand Palace önümüzde. Buraları da pek yapamamışlar. İstanbul'u yapamadılar diye söz ediyorduk ama bir de böyle yakın sürüyorum. Daha yeni öğrenmiş gibi. Yeni uçak kullanmaya başladık. Eski değil. Ellerimi bırakıp kullanabiliyorum. Bakın şöyle yapayım. Yallah şoför yallah. Na 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 na. Acaba Lur'un oraya insek mi ya? Şöyle bir gazı keselim. Ya da şöyle bak çıt çıt çıt. Motoru kapattım direkt. Oha! Motoru kapatmak hiç aklıma gelmemişti. Sakin ol, sakin ol şampiyon. Frenlerin çalış... Allah! Kırdın! Kırdın! Brezilya, Rio'duyuz arkadaşlar. İçimiz kıpır kıpır. Hep şu heykeli merak etmişimdir. Yanından geçiyoruz. Küçük bir şeymiş bu ya. Hazreti İsa'nın heykeli olması lazım. Bakın. Çok küçük değil mi? Şöyle yapalım. Şöyle bir daha bir etrafından dolanalım. Rio de Janeiro. Allah. Allah. Aa içinden geçtim. Olamaz. Şurada bir Santos Mantos Pekoç Pantos havaalanı var. Oradan kalktık geldik. Rio güzelmiş ya. Hakikaten insanın canı Brezilya'ya gitmek ister. Şu soldaki kaya da ünlü. Şöyle biraz aşağılara inelim mi bakalım şehre. Heykel hakikaten çok küçükmüş ya. O ben kocaman devasa bir şey diye bakıyordum da uçaktan bile küçük çıktı. Hatta içinden geçtik. Gerçek de olmayabilir arkadaşlar bilmiyorum. Bilemiyorum yani. Gerçek de olmayabilir. Rio'ya doğru iniyoruz. Hola! Un, dos, tres! No paso no parlate Maria! Un, dos, tres! Nu pas no palla Maria. Blab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 l
gelmiş ya. Çok merak ediyordum burayı da. Boğazım kurudu, boğazım. Sahra çölünün ortasında bir yerlerdeyiz arkadaşlar. Şöyle size içeriden göstereyim. Nereye gideceğim bilmiyorum. Boğazım kurudu. Hiçbir yerde su yok. Serap görüyorum galiba. Yok, o Ayşe'dir olsa olsa. Güneş batıyor arkadaşlar. El Habibi. Şöyle dışarıda şey yapalım. Uşağı buraya indirelim. Güneşe doğru gidiyoruz. Güneşin battı. Yine motorları kapatalım mı? Kapattık vallahi. Pervane bakın durdu. İneceğiz. İniyorum. Sahra çölünü yalnız pek yapamamışlar ya. Kum var mı? Aynen. Sakin bir iniş yapacağız. Şöyle frenlere asılıyorum. Aha şurada bir şey var. Dur biraz gaz ver. Tabii yerdeyken arkadaşlar fazla gaz vermeyelim de. Ne var burada çölün ortasında? Harbi hayal görmeye başladım. Bir şey var mı burada? Arkadaşlar şöyle yapalım. Güneşi biraz yukarı çıkaralım. Vaha! Vaha buldum! Su! Su yoksa bunlar nasıl yetişmiş? Yetişmiş bir şekilde arkadaşlar. Şu gökyüzünün güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Her yer ışıl ışıl. Bir tek uçağın gölgesi var. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Ya geçen videoda arkadaşlar ben Antarktika'ya gitmek istemiştim. Grönland'a gitmiştim. Tabii Kuzey Kutbu'na. Güney Kutbu'na Antarktika'ya gittim. Ama gündüz olmuyor. Bakın. Yani hiçbir şekilde burada gündüz olmuyor. Güneş buraya gelmiyor bu şeyde herhalde. Bakayım mevsimleri değiştirelim. Ha! Mart'ta! Mart'ta! Oha! Mart'ta gündüz oldu. Tabii ya aylarla önemli. Mevsimlerle geri değişiyor ya güneşin. Dur bakalım aşağıya bakalım. Çok merak ediyorum da aşağısı daha modellenmedi. Yani dünyanın en olmaz yerlerine gidiyoruz bugün. Görüyor musunuz? Modelleyemiyor bile. Bir inelim bakalım istiyorsanız. Yine bunları bir durduralım. Ha dur böyle. Kestim vallahi. Bütün gücü kestim. Şöyle dışarıdan uzaktan bir bakalım.
Evet, çöllerden buzullara. Şöyle frene basıyoruz pedallardan ikisine birden sağlı sollu. Wow. Brrs. Ne olacak şimdi? Ya ben bu uçağı anlayamadım. Hasarı kaldırdım arkadaşlar özellikle rahat rahat uçalım diye. Şimdi kim yardıma gelecek beni burada kurtarmaya? İnşallah kutup ayısı gelmez. İmdat! Mayday, mayday! Uçağımı Antarktika'nın göbeğinde bir yerde düşürdüm. Ben burada aylarca kalmışım. Antarktika'da dik bir şekilde bekliyorum. Yok gitmeye. Tokyo'nun üzerindeyiz arkadaşlar. Japonya'dayız. Şuralara bir yerlere bakıyorum. Bayağı değişik binaları varmış. Adamlar teknolojik. Sana neymiş acaba burası? Anten manten mi takmışlar oraları yuvarlak yuvarlak? Şöyle önümüze bakalım. Tokyo teknolojinin başkenti diyebiliriz. Japonya. Japonya'yı da çok seviyorum ya. Neden bilmiyorum da Barış Manço'dan dolayı olabilir. Böyle bir Japonlar bana böyle bir sıcak geliyor. Çocukluğumdan beri severim yani. Çok yakın hissediyorum kendimi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar. Aslında o kadar anime de sevmem. National Diet Building mi? Adamların ulusal diyet binası var. Yani o yüzden hepsi ince, yeşillik ama yani binalar küçük küçük. Daha çok. Ki öyle olması lazım. Böyle küçük dar alanlarda yaşadıklarını biliyorum. İleri görüşlülük bence. Çağımızın en büyük hastalıklarından bir tanesi. Obezite. Şeker hastalığına birçok hastalığa yol açıyor. Bence bunu yapmak bizim de yapmamız lazım böyle bir şey. İlk defa duydum. Japonya! Şöyle bir bakalım mı şuraya? Hani içeride yemek yiyenler görüyorum. Hamburger mi o? Bırak onu. Hamburger yiyor. Oha. Araba mı onlar? Sudan giden arabalar var Japonya'da. Görüyor musunuz aşağıya? Sudan yola geçiyorlar arkadaş. O kadar ilerledi mi Japonların teknolojileri ya? Robot mobot tamam da. Kuleler nerede? Şu kuleye doğru gidelim mi be? Tokyo Skytree'miş arkadaşlar. Yani gökyüzü, ağacı. Muhtemelen anten falan. Genelde her büyük şehirde oluyor böyle ya. Bizim Çekmece'de var bunlardan. Hatta şimdi Çamlıca taraflarına da bir tane yaptılar. Şöyle bir yukarı çıkalım mı? Bir düşüşünü görelim mi uçağın? Bak nasıl tırmanamıyor. İşte uçuş böyle bir şey arkadaşlar. Bakın hız giderek düşüyor. Giderek düşüyor. Şöyle etrafından dolanıyoruz. Aman sakin ol. Bütün motorları kapattım. Bakalım süzülebilecek miyiz? Tokyo! Tokyo Aşuma Su! Aşuma Tu Tamer Taşıma Su! Oma ya! İndirebilir miyiz çatıya? Bak indiremedik. Şöyle bir şey yapalım. Geçmeyelim çatıya. Klepleri kaldıralım. Kağıt uçak gibi olmadı mı? Dubai'deyiz arkadaşlar. Burj Khalifa dünyanın en uzun binası arkadaşlar. Gökdeleni yanında Dubai Mall varmış. Alışveriş merkezi Dubai'nin. Şuna bak. Sanki biraz FPS düşüyormuş gibi. Şöyle bir bakalım. Şunun büyüklüğüne bir bakar mısınız? Şurada şeyler var. Söyleyin şunu adalar var. Özel yaptıkları. Şöyle bir etrafından dolanalım. Yüksekte kalalım istiyorum. Fazla aşağıya inmeyeceğim. Çünkü şu yukarıdan yükseklikleri de görmek istiyorum. Şurada başka başka yerler de var. Adamlar çölün ortasına neler yapmışlar ya. Rüzgarı hissediyor musunuz?
Bakın şurada ileride de başka kuleler var. Şöyle bir güle güle vur en uzun bina. Kalifi. Ha şurada da bir tane daha simge bina var. Oraya doğru gidelim. Ya bunlar denizi doldurarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şu ilerideki dünya şekline benzemeye çalışan herhalde. Bir sonraki de muhtemelen palmiye şeklinde olan. Anladığım kadarıyla da biz bu hızla zor gideriz. Şöyle biraz aşağıya bırakalım kendimizi. Aşağılardan gidelim. Burası da güzel bir bina. Yalnız ben geçen gün Panama'da geziyordum. Buna benzer bir tane otel var. Bilmiyorum hangisi daha şey. Şöyle bir bakalım. Ve oyunda ilk defa bir gemi görüyorum. Şu gemiden Palmiye Adası'na bir yere inmeye çalışalım onun üzerinden giderek. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. İstediğiniz yerler varsa gitmemi yorum olarak yazın. Bu gittiğim yerlerin neredeyse hepsini sizin yorumlarınızdan seçtim. Birçoğunu ben de görmek istiyordum. İleride bir tane daha gemi var. Çok ilginç. Normalde oyunda gemiler yok. Buraya koymuşlar bir tane. Yani ben neredeyse hiç görmedim. Bir iki tane görmüş olabilirim de bu büyüklükte ilk defa görüyorum. Şöyle içeriden uçalım. Şu kameradan tam olarak ayaklarım gözükmüyor olabilir. Ona daha iyi bir çözüm bulmaya çalışacağım. Bu tür kamera istiyorsanız, yani kamera görüntülerini istiyorsanız ekstra eklemeyi mutlaka yazın. Çözüm önerilerinizi ve isteklerinizi merak ediyorum. Şöyle dışarıdan uçmaya devam edelim. Şu adaların üzerine bir gidelim, palmiye. Burada milletin yazlıkları mazlıkları olması lazım. Köprüyle etrafını birleştirmişler ve buraya sadece ortasından gidiliyor. Şurada bir tane daha ünlü bina varmış. Şöyle motoru kapatalım. Palmiye'nin göbeğine doğru inelim arkadaşlar. Dubai'de bu şekildeydi. İstediğiniz yerler varsa yorum olarak yazın. Videoyu beğendiyseniz ben miyim unutmayın. Alice de arkada uyuyor. Kızım. Alice. Uyanmaz o şimdi. Şöyle Allah arabaya çarpıyordum. Oğlum arabayla niye geziyorsunuz burada? Milletin evi olması lazım. Daha ev yapmamışlar mı buraya ya? Her videodan önce onu yoruyorum ki oynatıyorum yani. Özellikle dışarıda da koşuyoruz birlikte. Bana da spor oluyor. Ona da sallamıyor valla. Takipte kalın arkadaşlar. İki tane farklı video var. Herhangi bir tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Hoşçakalın.